Evet, sonunda seri için 20 yıllık, gerçek hayattaysa 10 yıllık süreç tüylerimizi diken diken ederek bitmiş oluyor. Bölümde çok ilginç şeyler yok, lakin paneller harika. İnsanların bu bölüm atladığı birkaç önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar şu an savaşın bittiği ilan edilse de bana kalırsa Enis Kaido'nun işi bitmedi. Diğer bölüm açıkçası çok daha duygusal ve çok daha iyi bir bölüm olacak. Bölüme hemen geçeceğim, lakin onun öncesinden kısa bir duyuru. One en iyi teorisi bu pazar saat 21.00'da yayında olacak. Eğer bu videoyu erken izlemek istiyorsanız katıl üyeleriyle beraber Discord'da yarım izleme etkinliği yapacağız ve teoriyi erkenden tartışacağız. Bu duyurunun ardından dilerseniz daha fazla bekletmeden bölümün incelemesine geçelim kanalıma Joyboy kademesinde abone olup bana büyük bir destekti bulunan Bu arkadaşlara çok teşekkürler. Kapak hikayesinde Yonji ve Niji'yi kurtaran kişilerin Reiju ve Ichiji e olduğunu öğreniyoruz ki bu bizim için şaşırtıcı bir durum değil. Kendileri Yonji ve Niji'yi kurtarmak için tüm Kek Adası'na geri dönmüş. Yüksek ihtimalle Broly'nin ihbarı yüzünden bu kardeşlerden bir tanesinin Kraker ile dövüşeceğini düşünüyorum. Katakuri'nin ise bu noktada savaşması bence imkansız. Çünkü kendisi ağır yaralı. Bölümün ilk sayfasında Kaido'nun Bano'nun içine doğru battığını görüyoruz. Hatırlıyorsanız Luffy'nin yumruğu o kadar güçlüydü ki Kaido'yu yerin dibine sokmuştu. Kaido bu yerin dibinde ilerlemeye devam ediyor. İlerlemeye devam ederken gücü ve bilinci tükendiği için ejderha formundan normal formuna geçiyor. Geçen bölüm bundan bahsetmedim. Çünkü tamamen emin değildim ama Kaido'nun bir boynuzunun kesin olarak kırıldığını görüyoruz. Yerin dibinde ilerlerken sonunda Kaido bir yere düşüyor lakin şimdilik nereye düştüğünü göremiyoruz. Lakin bir şeyden eminiz ki Big Mom ile aynı yere düşmüş. Hatırlıyorsunuz daha bir delik açmıştı. Sonra o delikte ada büyüklüğünde devasa bir patlama meydana gelmişti. Bu patlamada da Big Mom aynı Kaido gibi yerin dibine doğru düşmeye başlamıştı. Bu bölümde aynı yere düştüklerini öğreniyoruz. Sahne bir anda Luffy'ye geçiyor. Luffy baygın bir şekilde gökyüzünden düşüyor ve anlatıcı burada devreye giriyor. Kuru Kafa Kubbesi Onigashima çatı dövüşünün galibi değişti. Tam bu vakit Luffy'nin normal formuna geri döndüğünü görüyoruz. Artık bu cümleyi benden çokça duyacaksınız. Çünkü Luffy'nin de bir Zoan meyvesi var artık. Yamato düşen Luffy'yi tutuyor ve hemen önünde bulunan Momonosuke'ye Luffy'yi de ima ederek siz bambaşkasınız. Buna inanamıyorum diyor. Ve panel tekrar Wano halkına geçiyor. Tengu ve Otoku arasındaki sohbete tanıklık ediyoruz. Burada çok önemli bir şey yok. Lakin Tengu Yasue'nin ya nasıl öldüğünü bilmiyor gibi. Otoko bunu anlatırken çok önemli bir cümle kuruyor. Yasue Dono bu ülkenin son bir şansı daha olsun diye canını feda etti. Farkındaysanız One Piece'deki neredeyse tüm ölümler tam olarak bunun karşılığı. Ace, Pedro, Oden, Yasue, Roger... Hepsi ileriki neslin ve önemli bir kişinin bir şansı daha olsun diye canını feda etti. Bu kişilerin en önemli bağlantılarından bir tanesi de kendilerini feda ederken gülümsüyor olmalarıydı. Çünkü hepsi doğru işi yaptığından oldukça emindi. Tengu da bu söylediğimi doğrulayan sözü söylüyor. Eğer bunu yapmasaydı yaktığımız umut ateşi bir anda sönüp giderdi. Gelecek için kendisinden vazgeçti. Dediğim gibi bu vampiste ölen Kendini feda eden tüm karakterler için geçerli bir söz. Ardından benim tüylerimi diken diken eden bir gerçek ortaya çıkıyor. Yasue Toko'nun Smile meyvesini yediğini fark ediyor. Çünkü Toko Habire gülüyor. Ardından Yasue ise şöyle bir şey söylüyor. Bir ısırıkta ben adayım bari. Yani bu adam bilerek Smile meyvesi yiyor. Toko Yasue'nin fedakarlığını hatırlayınca dilek balonundaki dileğini değiştiriyor. Seni görmek istiyorum Yasue'nin üstünü çiziyor. Ve Tengu da tam o vakit bir samura için bundan daha büyük bir onur yoktur diyor. İşte aslında mağarada üç samurayın Yamato adlı kıza yardım etmesinin nasıl daha çok anlamdığını görüyorsunuz. Bu samuraylara göre çok büyük bir onurdu. Sahne çatıda olan Nekonomishi'ye kayıyor ve bir anda Onigashima performans sahnesindeki tüm askerlere bağırıyor. Herkes beni dinlesin. Artık sonucu dair hiçbir şüphe kalmadı. Luffy Kaido'yu yerin derinliklerine yolladı ve Momonosuke Sama devasa ejderha formu ile Onigashima'nın yere çarpmasını engelledi. 20 yıl önce Oden'in başlattığı bu savaş nihayet sona erdi ve çarpıcı cümle savaş meydanında yankılanıyor. Kazandık muhteşem bir panelde samurayların nasıl sevildiğini görebilirsiniz. Herkes denizin imparatorlarından iki tanesini yenmenin ne kadar büyük bir şey olduğunu bilerekten hayvan gibi seviniyor. Aslında bir asker durumu özetliyor gibi. Hayatta kalma umudumuz bile yoktu. Gerçekten de öyleydi. Savaş başında inanılmaz dengesiz şekilde başlayan taraflar bir noktada kafa kafaya geldi ve kazanan taraf samuraylar oldu. Sahne usopa kayıyor. Kinemon ve Kiku'nun ağır yaralı olduğunu söylüyor. Franky ise zorunun gözünü bile açamadığını söylüyor. Çok bir ise bu noktada Mia giden yardım istiyor. Doktorlar konusunda kafanızda bir şüphe olmasın. Vanoda tabiri caizse hayvan gibi doktor var. Love, Marco, Chopper üçüsü zaten en önemli 3 doktor. Panel bu olaylardan sonra ilginç bir yere kayıyor. Momonuske Zuneşiye sesleniyor ve henüz sınırları açmak istemediğini söylüyor. İnanın bana, burası bana çok garip geldi. İlk defa bir incelemede bir konu hakkında hiçbir fikrim yok. Hatta sizin aklınıza bir şeyler gelirse yorumları yazabilirsiniz. Hani operasyonu şimdi başlatmak istemiyor gibi duruyor ama bunun sebebini inanın anlamadım ve çıkarım da yapamadım. Bu konuşma sırasında Vano'da bir anda deprem oluyor. Deprem olurken yer altındaki lav havuzunu görüyoruz. Lav havuzunda iki siluet var. Biri Kaido, diğeri ise Big Mom. Udon deprem olduğunu ve deniz yüzeyinde ilginç şeyler meydana geldiğini söylüyor. Ve bir anda bu yüzeyde devasa bir patlama meydana geliyor. Patlamanın meydana geldiği yeri gösterirsem tam olarak çatlakların oluştuğu yer olan şu yerde gerçekleşiyor. Aslında patlama Kaido ve Big Mom'un olduğu bölgede meydana geliyor. Lakin çatlaklardan sızan lavlar denizin dibinden çıkıp orada büyük bir patlama meydana getiriyor patlama meydana gelince dış ses bizlere şunu söylüyor. Vano semalarındaki savaş sonuçlandı. Galip, hasır şapkalı Luffy ve resmi olarak Luffy Love ittifakı başarıya ulaşmış oluyor. Yani artık ittifak değiller. Tarih şu an 27 Mayıs 2022. One Piece'in yeni bölümü çıktı. İttifak Kaido'yu başarıyla indirdi. Bundan tam 10 sene önce 27 Mayıs 2012'de ise Love Kaido'yu indirme planından bahsetti ve Luffy ile ittifak oldu. Tamı tamına 10 sene. Bu ilan sonrasında Luffy'nin bandajlı bir şekilde yattığını görüyoruz ve ben burada da tam olarak emin oluyorum ki şu an tam olarak Kaido'nun misyonu bitmedi. Çünkü genelde Luffy bu tür savaşlarda eğer ağır yaralı olarak çıktıysa ve rakibini kesin olarak yendiyse bilinçsiz bir şekilde gülerdi. Aynı şekilde rakibi de o efsanevi yenilgi pozunu verirdi. Ardından şu an baktığımızda bana da hala şafak kendisini göstermedi. Ben savaşın başından beri bu savaşın sabaha yakın şafağın doğuşu sırasında biteceğini söylüyorum ve hala da arkasındayım. Bu aslında Kaido'nun o delikten çıkması anlamına geliyor yani Last Dance gibi düşünebilirsiniz. Kaido tekrar savaşmaz. Lakin Beyaz Sakal gibi şanlı bir ölümle bizlere veda eder. Zira bu veda Kaido'ya hiç yakışmıyor. Yani karakterin suratını bile göremedik. Bana çok acımasızca geliyor bu. Momonosuke Vano halkının yanına gidiyor ve sakin olmaları gerektiğini az önce yaşanan patlama sırasında canavar korsanlarının başkomutanının sonu olduğunu söylüyor. Bunu derdemez insan formuna geçiyor ve sislerin arasında toplam 8 gölge görüyoruz. Birisi Hiyori'ye ait yani Hiyori dışında 7 gölge. Bunlar 9 kızı kıldan 6'sını oluşturuyor. Çünkü biri insan formuna dönen Momonosuke kaldı 3 kişi. Kiku ve Kinemon ağır yaralıydı onlar burada yoklar. Bir de herkesin unuttuğu Ashiro Doji de burada değil. Kendisi anlaşılan kesin olarak ölmüş. Denjiro öne çıkıyor. Bu epey uzun bir hikaye olacak diyor ve öncelikle size Vana Shogun'unu tanıtayım diyerek 1051. bölümün önünü açıyor. Burada bahsedilen kişi tabii ki de Momonosuke. Kendisinin insan formu yüksek ihtimalle Oden'e aşırı benziyor. Çünkü Shinobu Momonosuke insan formuna geçtiğinde tıpkı onun gibi olmuşsunuz gibi bir tepki vermişti. Size Kaido'nun şu an ölmediğinden bahsetmiştim. Hala da bunun arkasındayım. Skype ya da Jonis'in babası ne demiş bir bakalım. Çünkü kendisi volkanlar hakkında bize birkaç bilgi vermişti. Keratin parçacıkları volkanlardan gökyüzüne atılır ve nemi içlerine alırlar. Yoğunluklarına bağlı olarak ya deniz bulutu olurlar ya da ada bulutu. Bu sözden önce Pyrebolein diye adlandırılan maddenin volkanın içinde bulunduğundan ve bu Pyrebolein'in deniz taşını oluşturduğundan bahsediyor. Peki bu ne anlama geliyor? 1. Vanado şu an gökyüzü adası oluşuyor olabilir. 2. Kaido deniz taşında bulunan Paru Boli'nden çokça içerdiği için gün ışığına çıkması durumunda bir statüye yani heykele dönüşebilir. Kaido'nun hala ölmediğini söylemiştim. Şöyle bir sahne hayal Şafak ortaya yavaştan çıkmaya başlıyor. Kaido yeryüzüne çıkıyor. Güneş ışığı yavaştan Pairobu'den içeren Kaido'ya vuruyor ve tam o vakit Kaido kendisinin Joy Boy tarafından yenildiğini anlıyor. Yüzünde bir gülümsemeyle Joy Boy tarafından yenilmenin vermiş olduğu onurla şanlı bir şekilde heykele dönüşerek şafağa karşı ölüyor. Bence böyle bir senaryo hiç de fena olmazdı. Pazar günkü videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.